Hadi bakalım Leipzig mücadelesine başlayalım. Formalar iyi, güzel. Fenerbahçe tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayacak. Yarı final ilk maçı Kadıköy'de Leipzig'e karşı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Kadıköy'deki son karşılaşmamız. Hadi bakalım inşallah güzel bir skor alırız ve final için göz kırparız. Şöyle buraları geçmeyeyim diyorum, hani atmosferi biraz yaşayalım diye. Ama yani çok da böyle ilgi çekici bir şey yok. Stat şu an bomboş. Taraftarlar stada geliyor. Ve işte tribünler tıklım tıklım. Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesi ilk karşılaşması Fenerbahçe-Leipzig mücadelesi birazdan başlayacak. Büyük bir heyecan. Hadi bakalım. 7.5 ile oyna. Mağlup olma. Bak bu hedef geldi mi gerçekten işin içinde bir iş var diyorum ben hep. Ve %50'lik bir top sürme yüzden olsun diyor. Karşılaşmaya başlıyoruz. Hakkımızda hayırlısı olsun. Başarılar Fenerbahçe, başarılar Muhammed Gümüşkaya. Yine full konsantre oynayacağız. Pasını oyna. Pelkas. Ferdi Kadıoğlu aradan bıraktı. Vurana direkten döndü. Top direkten döndü. Yarı finalde müthiş bir şekilde başlayacaktık. Biz de yarı finaldeki ilk golümüzü atmış olacaktık. Aman dikkat. Aman dikkat. Biz mi kullanacağız? Hayır, Ozan Tufan. Ozan Tufan şimdi ortayı yap. Top bana geliyordu. Fakat pozisyonu iyi değerlendiremedik maalesef. Sinan Gümüş neredeyse topu kontrol edemiyordu orada. Ferdi Kadıoğlu'nun önüne bırakacağım. Ferdi önüme bırak. Ah be. Yap ortayı. Ortayı yap bak, adam bomboş. Neyse offside demişsin zaten. Umarım sarı kart cezamız olmaz. Altay son anda girdi araya. Yani topu kornere çeldi. Sarıyı gördük. Daha dikkatli oynamamız lazım. Ben sarı kart görünce istediğim gibi oynayamıyorum abi. Çünkü benim dalmam lazım. Ben dalamayınca istediğim gibi oynayamıyorum. Hala bana pas oynayayım diye uğraşıyor ya. Orada şut çekmek istemedim. Garanti olsun diye pasımı oynayayım dedim ama defans girdi araya. Şimdi topu aldık. Bir an tutamayacağız sandım. Sağ oynadım. Serdar geri oyna Serdar. Vur 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 vur. Ozan Tufan'a geliyor top. Geçmedi. Luis Gustavo Pelkas. Serdar Dursun oynayacağım. Serdar Dursun. İyi marka edildi orada, o yüzden oynamadım. Bir yerden pasımı oynayacağım. İşte bu. İşte bu. İşte bu. 1-0. Garanti oynayacağım abi. Garanti oynayacağım. Şut çekmeyi çok düşündüm. Çok düşündüm. Ama garanti oynayacağım. Şampiyonlar Ligi yarı finalindeyiz. İlk maçındayız. Kendi sahamızda oynuyoruz. Yani mutlaka yenmemiz lazım. Haydi bakalım. Aynı konsantrasyonla devam. Dalamam. Kırmızı görürsem revanşta oynayamam. Pelkas'ın önüne oynamak istedim. Nasıl kaçtı o ya? Nasıl kaçar o ya? Abi nasıl kaçar o ya? Neyse şokunu atlatmam lazım. Şokunu atlatmam lazım. Şoktan konuşamadım bile ya. Çok iyi girdi araya. İlerliyoruz. Ortayı yapacağım eğer pozisyonu bulabilirsem.
Nokta çatışını kullanıyoruz şimdi. Sol ayak. Sağ köşeye gitti. Sola vurmak istemiştim. Galip gelelim de abi. Deplasmanda inşallah bir şekilde hallederiz ya. Bir git başımdan ya, bir git. Ferreira hocamız haklı olarak sürekli top kaybı yaptığımız için bize erkenden top oynamamızı söylüyor. Evet. Erkenden hızlı hızlı oynamamız lazım. Hani topu alıp gideyim, yok. Vallahi bu takımlara sökmüyor. Trabzon'a karşı da sökmüyordu. Buna karşı da sökmüyor. Pas oynayacağım. Bol bol pas oynayacağım. Şimdi aldık topu. Güzel. İçeriye gireceğiz. İçeriye girdik. Vurana. Vurana. Vurana direkten döndü. Hayır. Bak, Allah rızası için. Trabzon'a karşı rövanş mücadelesi var az sonra. Galatasaray maçı var. Yapma. Yapma. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Yarı final. Yarı finalde 2-0 öndeyiz. İşte bu. İlk yarıda da yanlış hatırlamıyorsam son dakikada golü bulmuştuk. İkinci yarıda da son dakikada golü buluyoruz. Bu arada demin gözüme çarptı. Alman polisleri koruyor bu karşılaşmayı. Türk polisi yok. Belki hani oyun Almanca ya şu an, belki ondandır ama yani tabii ki tuhafıma gitti. 2-0 öndeyiz. Finale göz kırpıyoruz. Ama henüz maç bitmedi. Bitirme hoca. Bak, bitirme hoca. Orta yapacağım. Dedim belki 3 olur. Belki 3 olur dedim ama olmadı. 3 olsaydı yemin ederim tadından yenmezdi yani. Galip gelmişsin bildik. 7.3 ile ben ve Sinan Gümüş. Oo, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Kahveci, hepimiz 7.3 ile oynamışız. Fakat Sinan Gümüş sanırım golü attığı için, ilk golü attığı için de olabilir, bilmiyorum. Maçın adı mı seçilmiş? Önemli değil. 2-0 galip geldik. Önemli olan oydu abi. Bu maçı dediğim gibi simüle edeceğiz. Bizim için hiçbir anlamı yok çünkü. 3-0 galip geliyoruz. Kim ne yapmış ne etmiş onlara bakmadım ama neyse. Hadi bakalım. 3 Mayıs 2023 tarihindeyiz. Leipzig-Fenerbahçe mücadelesi. Yarı final 2. İkinci ayak. İlk karşılaşmada 2-0 galip geldik. İkinci karşılaşmada da inşallah galip gelebiliriz. Formaları değiştirebilir miyiz acaba? Hani ama şöyle baktığımız zaman kalsın ya. Formalar aynı kalsın. Formalar aynı kalsın abi. Hadi bakalım. Yarı final ikinci mücadelesine başlıyoruz. Hedeflere bakalım. 7.5 ile oyna. Yenilme ve 2 gol at. Adam bizden gol bekliyor ya. Yani goller bekliyor daha doğrusu. Yani hocam, olmaz ama böyle. Ortayı yap. Sörlot'u biliyorsunuz. Gerçek hayatta offside. 30, aa değil. Çok iyi, çok iyi, çok iyi o zaman. Kaleci son anda sola doğru geçti. Onu gördüm. Yani keşke dedim vururken yani keşke dedim sağıma çekseydim de öyle vursaydım. Şimdi aldık topu. Şimdi içeriye girdik. Yerden mi? Hayır. Aşırtma şeklinde orta yapmış olduk. Konsantre olmaya devam. Sağ kanattan geliyor. Leipzig Kostic'le içeriye girdiler. Aman. 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 Ne yapıyorsun ya? Bak ne yapıyorsun ya? Affolmaz vallahi, bak yiyeceğimiz bir golün bile affolmaz belki. Werner atıyor. Timo Werner.
açıkçası ne sarı kart görüp ne de kırmızı kart görüp olası bir finali kaçırmak istemiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde kaç tane sarı kart gördük bilmiyorum ama inadına sarı kart görürüz. Kart cezası sınırındayızdır. Ondan sonra finale kalırız. Final oynayamayız. Yemin ederim acayip üzülürüm. O yüzden bu maçta faul dahi yapmayacağım. Hiç. Olabildiğince sakin, dikkatli, insani bir şekilde maçımızı oynayacağız. Alamadım. Pasımı oynayacağım. Haydi Serdar. Right offside Samuel Vurana. Ulan bir an adama özel tezahürat yapmaya başladı. Güzel pas Vurana. Ne oldu, offside mı? Neyse. Sinirlenmek yok. Çok güzel. İlerle. Garanti oynamamız lazım. Ozan Tufan vurunca ben gol olacak diye gerçekten böyle inanıyorum yani. Beşiktaş'a karşı attığı golleri unutmadım. Ki güzel de vurmuş. Çok iyi vurmuş. Vallahi kaleci uzanmasa müthiş bir gol olacakmış. Hadi. Ve ilk yarı 1-0 mağlubiyetimizle sona eriyor. Genel olarak skorda 2-1 öndeyiz. Bana kalsa 2 gol atmayalım. Bir hedefi tutturmuş olmayalım ama yenilmeyelim. Ben yenilmeyelim istiyorum. Mağlubiyetle finale gitmek istemem. Ki inşallah finale gidebilirsek yani, o da ona lan. Oyna. Masan da olurmuş. Affetmezdim kendimi. Ozan Tufan'ın önüne. Pardon, Grealish'miş. İyi ki çıkarmışım. Ya bu nasıl pas ya? Olayın ciddiyetini kavrayın ya. Vallahi repliklerle geleceğim ha. Tövbe estağfurullah. Vallahi tövbe ya. Çıkar. Bak ben gerekirse gelirim defansa yardıma. Gerekirse gelirim. Ben defanstan da çıkmam istiyorsanız yani. Ne yapıyor lan o? Manyağı var. Kendi kalesine şut çekti. Bir dakika ya. Vallahi benim bu pozisyonu izlemem lazım. Abi. Adam kendi kalesine şut çekti lan. İşte burada. Şuna bak. Bak. Yaptığı harekete bak. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Kaleciye bu geri pas mı? Ne yapıyorsun sen ya? Kim senden istedi topu? 4 numara ben değilim. Topu istemiş olamam ki zaten basmadım. Sen ne yapıyorsun ya? Kim lan o? Ozan Tufan. Ne yapıyorsun kardeşim? Sen ne yapıyorsun? Ödüm bir taraflarıma karıştı. Ne yapıyorsun sen? Hayırlısıyla şu maçı atlatalım. Başka hiçbir şey istemiyorum şu anda. Gerekirse köşeye gideceğim. Orada zaman geçireceğim ha. Korner mi? Hayır. Taç atışını kullanacağız. Keşke orada çalım atabilseydim. Dakika 73, 4 artık. Öyle bir şeyler. Gelin defansa. Güzel. Çok iyi pozisyon. Serdar dursun. Çok iyi pozisyon. Serdar. Ah be Serdar. Penaltı mı? Şut çekecektim çünkü ben orada. Serbest vuruş. Mesut Özil. Mesut, sana bırakmak istiyorum ama. Mesut bana oyna. Bana niye oynamıyorsun? Mesut topu da istedim ya. Bir bulacaktık. Rahatlayacaktık abi.
yine sakatlandık ya. Yine sakatlandık ya. Sol ayakla vurmak istedim. Sol ayağı güçlü diye pasım oynayacağım. Vurana, vurana. Top geri gelirse şutumu deneyeceğim. Ya da bana yerden oynarsan öyle de deneyebilirim. İstediğim topu aldım. Şimdi sağ ayak. Güzel gitti. Ama sol ayakla daha etkili gidebilirdi. Her şeyden önce daha güçlü gidebilirdi. Sıyrıldık, geçtik. Şutumu çekeceğim. Neyse. Maç böyle de bitse turu geçiyoruz inşallah. Finale kalacağız ama tabii mağlup olmamayı mağlup olmamak istiyoruz. Olmamayı istiyoruz. Yemin ederim Türkçe de gitti. Bitir hoca. Hoca bitir. Tamamdır. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde finalde. Finaldeyiz. Rakibimiz ya Manchester City olacak ya da Milan. Ya da oldu yani, bilmiyoruz da. Bakalım, göreceğiz. 7.4 ile oynamışız. Fakat sahanın en iyisi yok. Seçilmemiş. Ama bir dakika lan, oyundan mı çıktı yoksa? Ha aynen. Kaleci. Rakibin kalecisi 10 tam puanla maçın adamı seçilmiş. Helal olsun. Devam diyoruz ve rakibimizi öğreniyoruz. Şampiyonlar Ligi finalinde rakibimiz Milan oluyor. Milan'la eşleşiyoruz. İnşallah galip gelebiliriz. Hiçbir hedefi tutturamamışız. Ama neyse, finale kalmayı bildik. Hoca bizi ilk 11'e, yani düşüyoruz yavaş yavaş, farkındayım. Antalya Spor maçını simüle ettiğimiz için düştük. Şimdi de mağlup olduğumuz için düştük. Kadıköy'de Galatasaray'a karşı maça çıkacağız. Bizim için bir hatıra maçı olacak. Açık ve net onu söyleyebilirim. Oo, Serdar Dursun Nisan ayının en iyi oyuncusu seçilmiş. Tebrik ederiz. Bakalım kariyerimizdeki Galatasaray maçına çıkacağız. İnşallah güzel sonuç alırız. Hemen şöyle takvime bakmak istiyorum. Galatasaray'a karşı oynayacağız. Adana Demirspor maçını simüle edeceğiz. Ondan sonra da Trabzon'a karşı kupa maçına çıkacağız. Rövanş mücadelesine. İlk maçı 4-3 mi yenildik? Öyle bir şey olması lazım. 4-3 müydü lan? 3-2 yenildik. İkinci maçı mutlaka yenmemiz lazım. Orası garanti de yani. Nasıl yenmemiz lazım onu bilmiyorum şu anda. Neyse. Sinan Gümüş nereden çıktı ya? Muhammed Gümüşkaya olarak karşılaşmaya başladı diyoruz. Muhammed Gümüşkaya'nın ilk Galatasaray derbisi. Bu yüzden bizim için çok büyük bir önem taşıyor bu karşılaşma. Her ne kadar şampiyonluğu garantilemiş olsak da ilk defa Galatasaray maçına çıkıyoruz. İlk defa bakalım gol veya goller atmak için uğraşacağız Galatasaray'a karşı. Beşiktaş'a karşı güzel bir performans sergilemiştik. Umarım Galatasaray'a karşı da, hoca faul var orada. Umarım Galatasaray'a karşı da aynı performansı gösterebiliriz. Yani bu maçların gündüz olması dışında her şey güzel. Yerden oyna. 1-0. Pelikas. Tamam. Asistle başladık. Çok fazla uzatmayacağım. Maçı oynayalım, bitirelim. Açıkçası Muhammed Gümüşkaya'yı da çok fazla yormak istemiyorum. Çıkma. Topu istedim. Oynayan olmadı, Allah razı olsun. Arada bir sağ sol yapmak lazım. Çünkü yoksa rakip de seninle birlikte geliyor. Hani ben önüme geçer her an diye gitmeye, yani o tarafa doğru gitmeye devam ediyorum ama gitmiyor abi. Sen gideceksin. Sen yönünü değiştireceksin. Offside'dasın değil mi kesin? Şaşırdım vallahi, yemin ederim şaşırdım. Yani adam offside'dadır diye oynayamaz oldum ya. Vallahi billahi. Adam offside'dadır kesin diye oynayamaz oldum. Kolay olanı seç diyor benim için. Tamam dedim ben de. Şu an yani bunu oynarken düşünüyorum da, acaba biz Galatasaray'a karşı daha önce oynadık mı ya? Vallahi de billahi de hatırlamıyorum ya. Beşiktaş'a karşı oynadık ama Galatasaray'a karşı oynamadık. Ya Trabzon'a karşı çok fazla oynadık. Ve çoğunda da Trabzon galip geldi zaten. Beşiktaş'a karşı 2 maç yaptık. İlk maç deplasmanda 5-1 mi ne kazanmıştık. İkinci maç
Zar zor 3-2 kazandık ama müthiş geçmişti. Gerçekten derbi gibi derbiydi yani. İstedim topu. Vallahi çok güzel pas. Şut çek, şut çek kaleci. Kaleci Mustera. Ama Galatasaray'a karşı oynadığımızı hatırlamıyorum. Burutan, yine sarı kart yedik ya, ne yaptık? Son zamanlarda fazla sarı kart görmeye başladık ha. Abi göz göre göre offside'dasın, ben sana nasıl oynayayım ya? Salak! Penaltı. Ben kullanabilir miyim ya? Neyse, Ozan Tufan kullanacak. Penaltıcımız galiba o. Penaltıcımız kimse zaten o kullansın, sıkıntı yok. Top belki geri gelir. Mustera penaltıyı çıkardı. Derbilerde Ozan Tufan'ın kaçırdığı ikinci penaltı. Kerem Aktürkoğlu gerçekten vallahi de billahi de gerçek hayatta çok çok sevdiğim bir futbolcu. Yani inşallah, bakın bunu gönülden söylüyorum, bir Messi gibi olur yani. Gerçekten inşallah olur. Çünkü potansiyel var. Potansiyel var abi. Hırs da var. Görüyorsun onu. İnşallah çok iyi yerlere gelir. Lazım Türk futboluna. Yine sakatlandık. Yani Türk futboluna gerçekten böyle futbolcular lazım. Bakın Yusuf Demir'di galiba ismi. Yusuf Demir'i kaptırdık Barcelona'ya, Avustralya'ya, pardon Avusturya'ya. Avustralya'ya lan oha. Avusturya'ya kaptırdık Yusuf Demir'i. Milli takımımıza maalesef kazandıramadık. Bence çok büyük bir kayıp. Yani gerçekten bence çok çok büyük bir kayıp. Yani hakkımızda hayırlısı olsun. Türk futbolunda gerçekten çok şey düzelmeli ya. Çok şey, sadece Türk futbolu değil de yani ben şu an futbol oynadığımız için söylüyorum bunu. Çok şey değişmesi lazım. Çok fazla kirli lobi var. Öncelikle onların düzelmesi lazım. Lobiler olduğu sürece futbol gelişmez. Ya da yapıyorsun madem lobiyi, düzgün yap. Kırmızı yiyordum neredeyse. Hani yesem de önemli değil de. Yemeyelim abi. Kariyerimizde daha önce kırmızı kart gördüğümüzü hatırlamıyorum. Hani ilk kırmızıyı da şimdi Galatasaray'a karşı görmek yazık günah. Boştaydım, oynamadılar ya. Vallahi bak. Yani sinirlenmeyeyim diyorum ama sinirlenmeme geldi değil. Araya güzel girdik ama top yine bir şekilde Galatasaray'da kaldı. Topu istedim şimdi. Offside'e girmeden oynadı. Teşekkür ederim. Tam pasımı oynarken orada faule maruz kaldım. Ama yani zaten offside'miş. Faul yapmayacağım. Çok da yormamam lazım kendimi aslında. Ama yani bir sonraki maçımız da bir hafta sonra. Yani yorabiliriz. Simüle edeceğiz. Ama inşallah. Ha bu arada doğru, onu unuttum. Hocanın, hemen bakalım. Hocanın bizden istediklerini yerine getirelim ki ilk 11'deki yerimiz biraz olsun, daha garanti olsun. Çünkü simüle ettiğimiz zaman ister istemez kötü oynadığı için geri düşürüyor. %60'lık bir top oynama yüzdem olması lazım ve 8.5'te oynamam lazım. Ve yenilmemem lazım. Bunları başardığım zaman tamam. Top aldığımız zaman o zaman şöyle biraz dikkatli bir top sürelim. 20 dakikamız var, başarabiliriz. Sinan Gümüş'ün önüne bıraktı. Sinan Gümüş vur! 2-0. Eski takımına karşı Sinan Gümüş gol atıyor. Bir de üstüne deli gibi seviniyor. 2-0 öndeyiz. İkinci asistimiz. Tam 90'a giden top. Mustera, yani bu topa Mustera bile yetişemiyor. Jack ne şimdi? Taylan Antalyalı. Kerem Aktürkoğlu pasını oynadı. Ömer Bayram orta. Tehlikeli pozisyonda, Allah'tan offside. Dalmayacağım. Kırmızı kart göremem boşu boşuna. Bir de gol atabilirsek harika olacaktı bizim için. İlk derbimizde golle, yani ilk Galatasaray derbimizde golle tanışacaktık.
Dakika 86. 2-0 öndeyiz. Galibiyete çok yakınız. Fakat biz kendi kariyerimiz adına bir gol atmak istiyoruz. Al onu, al onu. Çok güzel. Offside olmasın, offside olmasın. Sana oynayacağım. Son saniyede başarıyordum ya. Son saniyede başarıyordum. Nasip değilmiş. Yapacak bir şey yok. Acaba 3. hedefi tutturabildik mi? Galiba tutturamadık. Aa, tutturmuşuz. Son anda tutturmuşuz. Güzel. Gördüğümüz sarı karttan dolayı bir sonraki maçta cezalıyız. Pereira hocamız bizden son zamanlardaki performansımızdan dolayı memnun değil ama bu sarı kartlardan dolayı sanırım. Sahada daha fazla disiplin göstermeniz lazım. Aynen. Aynen. Sarı karttan dolayı söylüyorlar ya. Sıkıntı yok. Antrenmanlarla toparlarız inşallah. Evet, geldik Adana Demirspor karşılaşmasına. Zaten oynayamıyoruz, o yüzden simüle edeceğiz. Hemen bakalım. 1-1 beraber kalıyoruz. Önemli değil. Şampiyon Fenerbahçe. Ve işte geldik. Trabzonspor Türkiye Kupası revanş mücadelesine. İnşallah bize lazım olan skoru yakalarız ve finale kalırız. 45 maç, 48 gol, 47 asist. Trabzonspor mücadelesine başlamak üzereyiz. Cesaret edip de başlayamıyorum, sıkıntı orada. Deplasman golü kuralı falan filan geçiyor mu bilmiyorum. Tek bildiğim şey var, o da galip gelmek zorunda olmamız. 1-0 galip gelirsek sanırım, yani doğruysa inşallah, maç uzatmalara gidecek. Ama biz 2-0, yani 2 farklı galibiyetle ayrılalım da inşallah. Daha önce yaptık 5-2'lik şampiyonluk maçında, bunu yaptık, yine yapabiliriz. Karşılaşmaya ufak ufak başlayalım bakalım. İşte tribünler tıklım tıklım. Çok güzel görüntü ya valla. Yani insanın acı boşuna gidiyor şöyle görüntüler. Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesi. Karşılaşma Serdar Dursun vuruşuyla başlıyor. Başarılar Fenerbahçe. Başarılar Muhammed Gümüşkaya. Top geçmedi bir türlü. Bir sıfır. Sevinme, sevinme, sakin, sakin, sakin. Rakip Trabzon, unutmak yok. Rakip Trabzon. Bize bu sezon kök söktüren Trabzon. Serdar Dursun sol oynadı. İrfan Can Kahveci'den güzel orta, Ferdi. Top geriye geldi. Kafiyeli oldu ha. Neyse, devam. Pelkas benimle oynadı şimdi. Muhammed Gümüşkaya. Muhammed Gümüşkaya ceza sahasına girdi. Diabate ileri oynadı. Kalkır şimdi. Ferdi Kadıoğlu'nun önüne bırakacağım. Ferdi'nin önüne bıraktım. Lütfen bunu gol yapın. Lütfen bunu gol yapın. Baskı yap. Önde baskı yap. Güzel, güzel, güzel. Al topu, al o topu. Çok iyi. Çok iyi. Şutumu çekeceğim. 2-0. Çok zor ya. Vallahi çok zor ya. Bu rakip gerçekten çok zor ya. Top sanırım direkten dışarıya çıktı. Bir daha izleyelim. Hafif değmiş. Direğe mi değmiş onu bilemedim ama hafif değmiş. Ferdi Kadıoğlu'nun önüne bırakacağım. Ferdi aldı şimdi topu. Ferdi gidiyor. Ferdi geri oyna. Ferdi geri oyna. Teşekkür ederim. İçeriye girdim. İçeriye girdim. Çalımı attım. Şut mu çekeceğim? Pasta oynamayı düşündüm ama o kadar
zor pozisyondaydım ki ne yapacağıma karar veremedim. Onun da kafası gidik. Sağ kanatta adam yardırdı ya. Yemin ederim ceza sahasına kadar girdi, bir de üstüne gol atar diyecektim. Allah'tan olmadı. Neyse, kontraya çıkabilirdik, nasip olmadı. 2-0'lık galibiyetle ikinci yarıya başlayacağız. Ve finalde büyük ihtimal rakibimiz Galatasaray olacak. Eğer ki finale kalırsak. Kaleye çok güzel bir şut. Tuttursam efsane gol olacaktı. Şansımı denedim. Belki yapmamam lazımdı. Şansımı denemek istedim. Tuttursam gerçekten efsane gol olacaktı. İlerliyorum. Kimse yok karşımda. Şutumu çekeceğim. Pardon ya. Vallahi bencil oynadım ama başka çarem yoktu sanki. İnşallah bu pozisyonları aramayız. Ozan Tufan çıktı. Mesut Özil girdi. Kaptan girdi. Orta güzel. Kafayı vur. Faul yapıyoruz. Sarı kart görmeyelim de. Hoca sonra azarlıyor bizi. Oyna. İşte bakın bu yüzden yani şut çekmemin çoğu sebebi de bu. Hemen araya girebiliyorlar. Yani Trabzon gibi güçlü takımlar bunu yapabiliyor. O yüzden uzaklardan şut çekmeyi deniyorum bazen. Osayi Samuel'in önüne güzel pas. Ne yapıyorsun Osayi? Acaba dedim tutamazsa ne olur. Oynama, bana oynama, bana oynama. Allah kahretsin ki bana oynama. Abi, ya Serdar Dursun almışın topu, kaleye vur ya. Kaleye vur. Topu da istemedim, illa bana oynayacak ya. Aha, girdik araya. Vallahi girdik araya. Kaleye baktım, kaleye baktım. Bunu yaşanmamış sayıyoruz. Aldık topu şimdi. Şimdi topu aldık, sağa doğru ilerleyeceğim. Sağa doğru ilerleyeceğim. Pasın oyna. Üç sıfır. Canım gitti ya, canım gitti. Acaba dedim sağ kanada doğru gitmekle doğru mu yapıyorum? Ama işe yaradı. Ama işe yaradı abi. Bir aksilik olmazsa finale kalacağız. Ve finalde de çok büyük bir ihtimalle rakibimiz Galatasaray olacak. Yormayacağım kendimi. Çünkü bir sonraki karşılaşma... Şampiyonlar Ligi maçı olacak bizim için. Keşke havadan top isteseydim ya. Neyse. O sayı Samuel'in önünde bırakacağım. Çok güzel. Şimdi top bende. Şimdi top bende. İçeriye girdim. Şutumu çekeceğim. Ve hat-trick. 4-0. Sakin oynayacaksın. Sabırlı oynayacaksın. Ve biraz da akıllı oynayacaksın. Bencil oynadım. Kusura bakma Serdar Dursun. Güzel. Güzel abi, güzel. Finaldeyiz. Burada da finaldeyiz. Acaba sezonu 3'te 3'te kapatabileceğiz mi ya? 10 tam puanla, 3 gol, 1 asistle Bright Osayi Samuel'di bu arada, 10 tam puan almış. Maçın adamı seçilen biz olmuşuz. Bakalım finalde rakibimiz Galatasaray oluyor. Finalde rakibimiz Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nde rakip Milan, Türkiye Kupası'nda rakip Galatasaray. Bir sonraki karşılaşmamız öncelikle Şampiyonlar Ligi finali olacak. Daha sonra da kupa finali olacak Galatasaray'a karşı. Zaten ligi kazandık. Bizim şu an tek amacımız sezonu 3'te 3'te kapatmak. Umarım bunu başarabiliriz. Umarım bunu başarabiliriz. Ve daha sonra da işte yani gelip de Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş bir takımdan transfer olmak ne kadar mantıklı bilmiyorum ama belki Milan'dan teklif gelir, Milan'a gideriz, bir İtalya yaparız. Bilmiyorum. Yani
Süper Lig'den bir gitmek lazım ama şöyle başka ülkelerin bir havasını bir soluyalım bakalım.